Samsun Kalın Demiryolu Hattı Modernizasyon Projesi yapım sözleşmesi imzalandı. İmza törenine Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Feridun Bilgin, Avrupa Birliği Delegasyonu Maslahat Güzeri Belasiz Onbati, projenin yüklenici firması Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Çelik ve Devlet Demiryolları Genel Müdürü Ömer Yıldız katıldı. 21 Eylül 1924 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk'ün katılımıyla gerçekleştirilen temel atma töreni sonrasında yapımına başlanan ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk demir yolu hattı olan Samsun Kalın Demir Yolu'nun inşaat çalışmaları 1932 yılında sona erdi. Kuzeyi güneye, Türkiye'yi geleceğe taşıyoruz sloganıyla yürütülecek olan projede 378 kilometrelik hattın altyapı ve üst yapı standartları yükseltilmesi ve sinyalizasyon sistemi kurulması neticesinde 2017 sonunda hat işletmeye hazır hale getirilecektir. Projede Avrupa Birliği katılım öncesi mali aracı fonları kullanılarak hattın hizmet süresinin uzatılması ve kapasitenin artan ihtiyaçlara cevap verecek şekilde iyileştirilmesi sağlanacak. Projenin kapsamında tüm hattın yenilenmesi, istasyon yolu uzunluklarının 750 metreye çıkartılması, 48 tarihi köprünün restorasyonu, 30 köprünün yıkılıp yeniden inşası, 1054 menfezin yıkılıp yeniden inşası gibi çalışmalar yer alıyor. Törende konuşan Bakan Bilgin, Samsun Kalın Demiryolu Hattı Türkiye-Avrupa Birliği İşbirliği kapsamında 220 milyon avro Avrupa Birliği hibesiyle Avrupa Birliği sınırları dışında imzalandığı en yüksek meblağlı proje olma özelliği taşımaktadır dedi. Samsun Kalın Hattı Demiryolu Projesi Türkiye-AB Mali İşbirliği kapsamında 220 milyon avro AB hibesiyle Avrupa Birliği'nin birlik sınırları dışında imzaladığı en yüksek meblağlı proje olma özelliğini de taşımaktadır. Ayrıca projeye yaklaşık 39 milyon avro tutarında kendi milli bütçemizden de kaynak aktaracağız.